akşamlar efendim. Bu akşam masa yine bambaşka bir masa. Sahiden insanın ömründe, evinde, işinde ondan bir tane olsun ya dediğim bir dostum, sahneyi paylaştığım, çok sevdiğim oyuncu arkadaşım burada. Onur Atilla'yla masaya davetlisiniz. Buyursun efendim, başlıyoruz. Bak. Bak, senin için neler söyledim. Ama müzik çok yüksek olunca duyamadım. Bir daha tekrarlar. Senin için dedim ki ya, herkesin hayatında, evinde, işinde ondan bir tane olması lazım. Evlere gideriz. Evlere, çarşambaları. Tabii. Çarşambaları. Eve gidiyoruz zaten. Hoş geldin Onur Canım Atilla. Canım benim, çok teşekkür ederim davetiniz için. Tabii ki çok çok mutluyum burada olduğun için, ama çok seviliyorsun. Öncelikle bunu sana söyleyeceğim. Çünkü sağ olsun programı izleyen herkes izlemekle de kalmıyorlar. Yorumlarını yazıyorlar, isteklerini yazıyorlar. Ve sen onların bu masada görmek istediği sanatçılardan bir tanesiydin. Ay, yaşasın. Ben çok tercih etmedim. Biliyorum. Hani Onur mu? Hani gerek yok. Her gün onunlayım zaten dedim, ama seyirci nimettir. O ne derse. Var olsunlar. O yüzden. Ama 150 küsür programdan sonra çağırman da tabii biraz manidar olsun. Konuğa sıkıştım. Şaka bir yana, iyi ki buradasın. Tamam. Hadi bir kısa reklamımıza gidelim. Evet. Efendim, sizler de ekran karşısında bizleri bekliyor olun. Az sonra buradayız. Buyursunlar. Benden daha mı çok seviyorsun Mesali'yi? Ne yalan söyleyeyim. Sana karşı da boş değilim ama iyi, daha iyi. Sayısını biliyor musun? Yani böyle şey mi, seans seans mı sayı? Ayrı ayrı. Çok fazla yemek yemesinler. O fiziksel olarak kısıtlayabiliyor bazen. Yani tamam, oltanın ucunda yüzük var. Çekeceğim, teklif edeceğim. Tamam, klasik klişe bir şey. Hadi neyse, hadi tamam. Ha, var. Ha? Vardır senin. Olmuş da yudum. Eğlendik. Ben de hep en önde kendimi gösterirdim. Ya bu tipler nasıl çıkıyor? Yiyorum ben doğayı. Güzel besleniyorum. O lafı çok düzgün bir şekilde, hiç göze batmadan, profesyonelce verebilen adam da çok değerli. Çok güzel bir duygu demişsin. Ne güzel cümle kurmuşsun ya. Alın bunu buradan. Ya çok iyi. Alın bunu. Boğacağım ben bunu. Onur Atilla'yı ekranda tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Tiyatrodan onu tanıyanlar, takip edenler var. Neşesiyle, enerjisiyle her zaman bir numaradır. Ama o bilinmeyen yönlerin yok mu senin? Neymiş onlar? O turnelerdeki yaramazlıkların. Allah Allah. Gizli kameraların. Ama bakın, turnenin günahı olmaz diye bir laf vardır. Yani bunlar gün ışığına çıkacaksa. Şimdi sen bir kere her şeyi kaydeden birisin. Ya. Neredeyse bir Cevat Kelle profili sende. Elinde kamerası, mutlaka her şeyi kaydedersin. Kaç yıllık bir arşivin var? Bizim işin başından beri var. Öncesinde. Onun öncesindeki oyunlarından. Tabii tabii. Yani kaç yıldan beri yapıyorsan bu işi işte. 2005'lerden, 6'lardan beri abuk subuk kayıtlarımız var. Hatta bir iki arkadaşım YouTube'a yüklediği birkaç tane şeyi gösterdi. Büyük rezillik. Umarım kimsenin eline geçmez. Umarım geçer. YouTube'da ne diye arasınlar. Ay, gizli, kapalı bir kayıt o. Ha, kapalı bir kayıt, tamam. Neler ama çok güzel diye. Bir şey. Yani hepimizin ne halleri var sende. Umarım aramız hiç bozulmaz. Bilhassa senin. Bilhassa, evet. Var yani görüntüleri. Eyvallah olsun. Elimizde görüntüleri. Eyvallah olsun. 18 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da efendim dünyaya geliyor. Oyunculuk hayatı 4 yaşında reklamları canlandırıp Edip Akbayram. Selamlar olsun. Ya, taklitleri yapmakla başlıyor. Şu tatlılığa bakın hele. Hiç böyle umar mıydık şu tatlılıktan? Bundan bu olacağı değil mi? Ya ne güzel bir fotoğraf. Oo, niye ağlıyorsun burada acaba? İşte, tel olduğunu fark edip şaşırmış. Ay, ne güzel bir çocukmuşsun. Guaj boya ile saç ve sakal yapıp Ahmet Kaya taklidine başladığında oyunculuğu bir level daha yukarıya çıkmıştır. Ve artık oyunculuk onun ruhunda dolaşıyor. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nden mezun oluyor. Ve Anadolu Üniversitesi ile birlikte Pera Güzel Sanatlar. Şimdi burada bir duralım. İletişim Meslek Lisesi'ne gidiyorsun. Hı hı. O sırada hayallerin neler? Ben o lise sınavlarını kazandıktan sonra yerleşebileceğim okullardan biri Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'ydi. Okulu aradım. Dönemin müdür yardımcısı Halidin Hoca açtı telefonu. Ben daha ortaokulum bitmiş.
Dedim ki okulunuzda tiyatro kursu var mı? Ya, ne acayip. Hani şey iletişimin ne olduğunu da çok iyi bilmeden oraya kaydoldum. Çünkü tiyatro, halk oyunları, müzik gibi belirli kursları varmış okulun. İletişim yani radyo, televizyon, gazetecilik, halkla ilişkiler gibi bir planım, hayalim olmadan orada tiyatro kursu olduğunu öğrenip gittim ya. Kaydoldum. Ailem tarafından kaydedildim. Şimdi orada başladım. Ben anneni ve babacığını çok iyi tanıyorum. Onlar şahane insanlar. Seni bir kere yetiştirmişler. Bu benim tip zannettim. Bu benim tiplemelerden biri yani bu sezonki. Zannettim. İçindeki o oyunculuğu keşfetmeleri. Oyunlara götürürler miydi seni? Tiyatrolara götürürler miydi? Senin kahramanların kimdi? Bir kere annemin de babamın da benim hayatımdaki en önemli noktası. Müdahaleleri sert olmadı. Sert müdahalelerde bulunmadılar. Karışmadılar. İlkokul öğretmenim Güzin Pektaş. Uzun ömürler diliyorum kendisine. Çok severim. Ara sıra denk gelir görüşürüz. En çok bizi o tiyatroya götürürdü. İlkokul birinci sınıftan itibaren. Bize hemen hemen her hafta sonu işte Fatih'te Reşat Nuri sahnesine, Harbiye'de Muhsin Ertuğrul sahnesine çocuk oyunlarına götürürdü. Benim maceram evet 4 yaşında Edip Akbayram taklitleri, reklamları falan böyle taklit etmemle başladı ama Güzin Hoca'nın götürdüğü çocuk oyunlarında o perde kapandığı zaman arkada ne var diye merak ettiğim için herhalde hep onu oyuncu merak edermişsin oldum. Evet. Bir de o aksesuarlardan, dekorlardan hani versinler ben de bir şey yapayım isterdim. Hep. Ailende herhangi bir sanatın dalıyla uğraşan biri var mı peki? Tiyatro yok biliyorum ama onun dışında sanatçı bir aileden gelmiyorsun. Ya, babam şakacı bir insan, komik bir insan, esprili bir insan. Ama öyle sanatla uğraşan biri yok. Ama sanatsever bir aile evet, işte. Evet evet. Sinemalı, zaten onlar da genç evlenmiş bir çift annemle babam da. İstanbul'da o dönem ne kadar tiyatro varsa hemen her gün, her akşam, her hafta giderlermiş. Ne kadar Erhan Şensoylar, Gazanfer Özcanlar, Deve Kuşu Kabareler, Necet Uygurlar hepsine giderlermiş. Bilmiyorum. Herhalde oralardan böyle gene geçti yani. Geçmiş ve belki de onların seni desteklemesinin nedenlerinde bir tanesi benden ya. Ya senle ilk karşılaşmamız hey gidi hey. Ay nasıl? Yaşın ortaya çıkacak. Ben lisedeyim. Sen bana ödül verdin. İnan dedim ki kim bu şeker kız dedim. Ve yüzüme bakmadan çıkıp gitmişsin görüyor öyle musun? Baksana hiç. Aa yazık bana. Kim bilir nereye koşturuyordum ben. Burada bir çocuk işte Yaşan Bey çalışıyor şurada yani. Belki bir yere gidiyordum yine. Liseler arası bir festival vardı. Özel bir okulun, kolejin. Ay ne güzel. Orada en iyi erkek oyuncu ödülünü. İlk ödülümü. Zaten başka da bak görüyor musun yıllar bizi sonra nasıl ve kesin. Ve sen ödül vermiştin çok güzeldi. Ve şimdi bir aradayız. Peki şuradan devam edelim. Aileden bahsettik. Ailenin seni desteklemesinden bahsettik. Ve ailelerin çocukların gelişiminde ne kadar önemli olduğunun bir kere daha altını çizdik. Sonrasında lisede sordun var mı tiyatro bölümü var. Ve sonra Pera Güzel Sanatlar Akademisi oyunculuk bölümüne girdi. Evet. Yani burada artık nettin değil mi? Ben tabii, oyuncu tabii. Olmak istiyorum. Tabii nettim. Yani ortaokuldan itibaren nettim. Hatta ortaokul bittiği zaman 8. sınıfta o zaman direkt vapurla Kadıköy'e gidip şeye gittim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na. Ertesi günü okul bittiğinde dedim ki ben konservatuvara girmek istiyorum. Dediler ki liseyi bitirmen lazım. Evet. Ha, liseyi bitirme tekrar sınavlarına girdim. Sevgili Aldun Dormen ve Yıldız Kenter'in de son yıllarıydı hoca oldukları. Onların karşısına çıktım sınava. İlk aşamayı aldım, ikinciyi alamadım. Mimar Sinan'ın sınavına girdim, orada da aşama alamadım. 2000 kaça tekabül ediyor? 2004-2005. Pera'ya 2008 Eylül'de girdim. Bak ne kadar azimli davranmışsın aslında. Çünkü iki önemli konservatuvar senin denediğin yerler. Hı hı. Devlet konservatuvarlarını denedim olmadı. Denedin belki kontenjan doluydu bazı sınıflar doluydu diye düşünüyorum. Ama ona rağmen yılmıyorsun ve 4 sene sonra Pera'ya giriyorsun. Evet amatör olarak devam ettim yarı profesyonel olarak tiyatro bahaneyle tiyatro kılçıkla çalışmalarımız oldu. Yaratıcı drama eğitimlerine gidiyorduk okullara. Zaten bir çevrem oluşmaya başladı ve Pera'ya girdim. TRT okulda da Partal adlı bir programın sanıyorum vardı evet. 2011'de tiyatro kılçık ekibi olarak bir komedi her gün hafta içi her gün 10 dakikalık bir komedi programı hazırlıyorduk. O da bir sezona yakın sürdü. Güzel, keyifli bir işti. Biz kendimiz yazıyorduk, oynuyorduk. Peki içine düşen bu komedi aşkı nereden geliyordu? İnsanları mutlu etmek, insanları güldürmek arzusu. Herhalde öyle Doğa. Yani şey karşındaki insanın sana gülüyor olması güzel bir şey. Senin de güler yüzlü olman güzel bir şey. Buna sebep olabilmek ve bunu meslek edinebilmek de bence çok güzel bir şey. Başka bir şey düşünemiyorum. Evet, İnsanları güldürmekten daha
büyük bir mutluluk düşünemiyorum. Evet, tiyatro kılçık, tiyatro bahane, oyunculuk, yazarlık, eğitmenlik görevini hala sürdürmektesin. Evet, eğitmenliğe açıkçası çok vakit bulamıyorum artık. Hem bizim işlerden dolayı. Çalıştığın için, evet. Çalıştığın için. Ama o hep bir tarafımda var, yapmak isterim yani. Ve ayrıca Tarlabaşı Toplum Merkezi. Onları da, o güzel insanlara da ya. Buradan selamlar, Güldür'e de geldiler, bizleri ziyaret ettiler. Evet. Onlarla da bir aradasın. Onlarla da ilgili bir bilgi vermek ister misin? Tabii ki, buradan? Tarlabaşı Toplum Merkezi Bilgi Üniversitesi'nin kapsamında. Şimdi binaları taşındı, değişti. Orada bir sosyal sorumluluk projesi altında bir vakıflar, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin Kalkındırma Değerlendirme Vakfı. Onun başında Ceren var, bir sosyal hizmetleri uzmanı. Dünya güzeli insanlar. O bölgedeki göç alan bir bölge Tarlabaşı. Ya. Yani pek çok etnik kökenden çocuklar ve kadınlar var. Daha çok çocuklara hizmet veren, evet. Onların derslerini pekiştirmesine yardımcı olan. Sanatı sevdiren. Kesinlikle öyle. Drama dersleri, müzik dersleri, bir şeyleri var, orkestraları var, müzik ya. Grupları var. Çok iyi müzik öğretmenleri var başlarında. Destekleniyorlar. Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor bu dernek. Peki bizi izleyen izleyicilerimiz mesela Tarlabaşı Toplum Merkezi için ne yapabilirler? İşte sosyal medya hesapları var. Evet. Oradan takip edebilirler. Orada tabii bağış için belli başlı hesap numaraları oluyor. Evet. Veya oraya gidebilirler. Üniversite öğrencileri gönüllü olarak orada abilik, ablalık, hocalık yapabilirler. Ki yapanlar çocuklara. Da var zaten. Biz de öyleydik zaten. Evet. Uzun yıllar çalıştık. Şimdi yine onlarla biraz yine uzağız ama hep bir irtibatımız var. Ne güzel. Buradan o mesajını da verelim senin. Çünkü sen onlarla gerçekten bir gönül birliği içindesin. Tiyatro oyunlarından bahsetmek istiyorum. Kaç tane oyun oynamışsındır tiyatro oyunu olarak, hatırlıyor musun? Ha, kaç tane oynamışsındır? Sayısını biliyor musun? Yani böyle şey mi? Seans mı sayı? Ayrı ayrı. Şu oyun, şu oyun, şu yani oyun. Yani kaç gibi. Tane oyun oynamışsındır şu gencecik yaşında? Herhalde bir 10 oyun falan olmuştur. 10 oyun oynamışsındır. Hatta 2 tanesi falan ben izlemiştim. Çok güzel bir ekip var. Kılıçı'yı da çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum oradaki. Hadi bir tiyatro oyunlarından kolajın gelsin. Bakalım hangi oyunlarda, hangi karakterlere can verdin? Buyursunlar efendim. Kalmak arzusundaysanız yatağından başka bir eksiniz olmayacak efendim. O yüzden bizi huzurunuzla şereflendirebilirsiniz. Ne inşaata sahibi? Yatağa yorganı gerek var. Bir şövalye yatağa yorganı para verecek kadar değil. Hayır, siz de bilirsiniz ki bir şövalye yatmak için değil. Senyor, şerefim üzerine yemin ederim ki ben ne kadar şövalyeyse siz de o kadar şövalyesiniz. Evet, gerçekten teşekkür ederim. Size bir defter efendim. Olmuşmuş. Oyunda tutulmuş. Normaldir abi, yıllardır yatıyorsunuz. Sizin işiniz de çok zor tabii. Kaç yıldır yatıyorsunuz abi? 1163 yıl. Tövbe tövbe. Genç yatırlarını tavsiye edersiniz. Soru bana mı? Evet abi. Biraz daha yüksek alabilir miyim? Sizden çok daha sonraları yatan, evet. Daha genç ve tecrübesiz yatırlar olabilir. Evet. Onlara deneyimlerinizden neler aktarmak istersiniz? Evet. Biz bir şeyler yemek istiyoruz ama ne var acaba? Kızılcımız var mı? Bezelye 22. Bezelye 22 olur. Evet. Fix benim oldu. Fix benim oldu. Başka bir şey yok. Tamam, sorun değil. Ben 7 tane fix menü alayım. 7 tane fix menü alayım. Annen ve baban seni ilk tiyatroda seyrettikleri zaman ne dediler sana? Ve sen ne hissettin? Babam eleştireldir. Söyler yani. Şu rollerini beğeniyorum, şunlar olmuyor gibi. Aa, söyler. Süpermiş. Annem her şeyi seven, beğenen bir kadın. Gurur yani, duyuyor seninle. Tabii, gurur duyuyoruz. Yani... Ondan hemen hemen hiç kötü bir şey duymadım şimdiye kadar yani. Hep destekti bana. Hep Onur bilir, Onur doğrusunu yapar. Ya ne kadar önemli. Hep böyle eli arkamdaydı. Ne yani. Kadar önemli. Ve sen de şöyle söylüyorsun. Gençlere, bizden küçüklere örnek olduğum için çok mutluyum. Çünkü çoğu anneler geliyorlar bana ve diyorlar ki çocuğum sizin sayenizde tiyatroyu evet, seviyor. Bence aslında ne önemli. En kıymetli tarafı bir işin öncüsü oluyoruz çaktırmadan, öyle değil mi? Evet. Ne önerirsin şimdi seni izleyen, senin yerinde olmak isteyen... İletişim meslek sesinde okuyorsa, şu an bizi izliyorsa ama oyuncu olmak istiyorsa neler söylemek istersin onlara? Çok istesinler. Çok istesinler oluyor. Çok fazla yemek yemesinler. O fiziksel olarak kısıtlayabiliyor bazen oyuncu adaylarını. Biraz bu akıllı telefonlar sebebiyle de ben kendi adıma öz eleştiri yapayım. Hani okumaktan falan biraz uzaklaşıyoruz. Eğer öyle bir durumları varsa ve bunun farkındalarsa geri dönsünler okumaya. Ya. Ne kadar oyun kitabı varsa, ne kadar roman, hikaye, yerli yabancı hikayecilerimiz varsa okusunlar, hayal etsinler. En önemlisi hayal etmek.
Ben hayal ettim. Hep hayal ettiğim insanlarla tanıştım ve çalıştım. Ortaokuldayken, lisedeyken gördüğüm, özendiğim tiyatrocular, televizyondan, tiyatrodan tanıdığım insanlarla bir araya geldim, çalıştım. Yani sen de bunlardan birisin. Aynen. Hani burada doğru. Senin yaşını ortaya çıkarmak istemiyorum. Ay yaşımı herkes biliyor. Ben küçüğüm, ben küçüğüm. Yani hep hayal et, evet, güzel hayal şeyler et. Hayal etsinler. Ve sen hiçbir zaman ünlü olmayı hayal etmiş biri de değilsin, öyle ünlülük, değil mi? Ünlülük, evet. İyi bir oyuncu olmak istedin ama ün bunun kurdelasıydı, fiyonguydu filan, öyle değil tabii, mi? Tabii, yani bu bir nimetse, yani tanınmak evet güzel bir şey. Sokakta birisi somurtuk somurtuk yürürken seni gördüğü zaman gülüyorsa... bu değerli. Götürüleri de olabiliyor tabii. Çok rahat hareket edemiyorsun. Kendini kontrol altında tutman gerekiyor tabii. Biraz dışarıda. Evet. Bu yani ünlüler örnek oluyor. Sanatçı toplumun aynasıdır anlamında bir şey değil. Yani ilgi görüyorsun. Sana bakılıyor. O anda tabii elini kolunu düzgün şey yapmaya çalışıyorsun. Çok öyle bırakıp rahat edemiyorsun. Bunlar da bence götürüleri. Evet, haklısın. Daha özenli yaşamak, özgürlüğünden birazcık da olsa kısıtlamak ya da özgürlüğünü herkesin olmadığı bir yerde de belki de yaşamak. Evet. Yüzün asıksa, mutsuzsan evden çıkmamak bir seçim mesela, insanlara surat yapmaktansa. Zaten ev seviyoruz yani. Sen evini çok seviyorsun. Şahane Dünya Tatlısı da genç yaşta bir evlilik yaptın ve çok güzel bir eşin var. Buradan Sinemcimi çok öpüyorum. Onu ben gerçekten seviyorum. Özel ve değer verdiğim biri. Ve çok enteresan bir evlilik teklifim varmış ona. İnternette bu çok yazıyor. Ben biliyorum ama sana soracağım. Anlatmak ister misin? Belki feyiz alırlar. Belki. Evlilik teklifi için çok şey düşündüm. Arkadaşlarıma danıştım ettim. Bir de zaten istemeye gideceğimiz zaman belliydi. Yani istemeye gitmeden 2 gün önce evlilik teklifini yaptım. Hani bu içimizde kalmasın özellikle yani. Bu da olsun çünkü zaten eşimi... evleneceğiniz belliydi. Evet yani istemeye gideceğiz. Her şey yolunda, rayında gidiyor. Ama bir teklif, sembolik de olsa bir şey... Yani biraz da kısıtlıydı onun iş durumundan dolayı. Belli bir saatte kadar işte olması gerekiyor. Belli bir saatte evde olması gerekiyor. Ne yaparız ne ederiz diye Tarabya tarafındalardı o zaman. İşte bir Jim Carrey hayranlığı var Sinem'in. Hayranlıktan da öte yani. Büyük bir aşk duyuyor ona. Ben de buna bir şey diyemiyorum. Zaten aralarına yani. Girmiyorum. Büyük umarım bir yolu şey Amerika'ya düşmez eşimin. Maske filmindeki maskeyi Amerika'da... yaşayan bir arkadaşından rica ettim. Bir hobi veya model mağazasından o maskenin birebirini bana gönderdi kargoyla. Bir tane olta alıp ben onu denize saldım. Balıkçılara bağlattım orada misinayı da. Fakat oltaya da çok hakim değilim. Olta öyle bir eğildi ki. Dedim bu maske giderse şu an akşamın, her şey bitti, düşünsene. Akşamın karanlığında suya. Hani çıkacak bir yüzük de yok şeyden, sudan. Olta... Gerildim tabii. Sinem geldi. O da şeyi düşünmüş. Ha yani tamam, oltanın ucunda yüzük var. Çekeceğim, teklif edecek. Tamam, klasik klişe bir şey. Hadi neyse hadi tamam. Çekiyor, ağır bir şey. Çekememeye başlayınca ben gerildim kopacak diye. Yardımcı oldum. Beraber çektik maske. Ay çok güzel. Bir de filmde maske suya atılıyor en sonunda. Evet. İlk filmin sonunda. Şaşırdım. Bu sefer evlilik teklifinin önüne geçmiş oldu maske. Yani... Bayıldı yani onu görünce. Dedim hadi bir yüzüne tak. Ama cümlemi bulmuştum. Ha. Yüzüne bir tak. Ben onu da çalışmışım. Ona çalıştım, onu tabii, buldum. Tabii. Yüzüne bir tak bakalım. O da şeyi düşünmüş. Allah Allah, gerçekten bir şey mi olacak? Hani öyle bir şey mi, saracak mı? Taktı, yok. Hadi dedim bir daha dene. Yine böyle götürdü yüzüne. Yok hiçbir şey. O sırada arkamdan yüzüğü çıkarttım. Dedim ki bu maskeyi yüzüne takarsan hayatta hiçbir şey değişmeyecek. Ama bu yüzüğü parmağına takarsan ikimizin hayatta çok şey değişecek. Buraya bir alkış koyar mısın? Çek. Bunu buldum. Şimdi buradan ben eşime ne diyeyim? Kerimcan. Ha? Bak neler oluyor oralarda. Sen beni kumlarda yürüt. O da çok güzeldi. Ya yok, evet tabii ki, ama bu çok güzel. Karşındaki insana verdiğin değer ve yaratıcılık. Erken yaşta evlenmeye nasıl karar verdin peki? Şartlar böyle gelişti. Şöyle biz ya bu, Sinem'le bir seçim değil mi? Önemli bir seçim. Ama 2001'den beri tanışıyoruz. Evet ve o sana çok hayranmış ve seni yakından görmek, tanıyabilmek tabii, için. Tabii o beni tavladı. O bana çıkma teklif etti. Onurcuğum, her zaman kadınlar karar verir buna. Ama yani. Siz erkekler maalesef bu konuda yani biraz geridesiniz. Biz girişimci değiliz. Kadın karar verince o evlenme teklifini mutlaka ettiriyor. Evet. Ya, uzun yani birbirimizi... İyi tanıdığımız için de ondan iyisini en güzelini yaptın. Evde birbirinizi ezber tutarsınız. Sinem seni ezberle tutar. Seni rollere çalıştırır. Kesinlikle öyle. Yani sağ olsun böyle
Asistanım, menajerim, aynen, yardımcım gibi peşimde. Muhteşem bir şey. İyi ki var. Kılçık'ta ünün vardı. İnsanlar seni seviyorlardı, alışıyorlardı. Seyirci seni izlemeye geliyordu vesaireydi. Ama sonra seni biri keşfetti. Yani senin de bir keşfedilme hikayen vardı. Elif Yakarçelik. Evet. Güldür Güldür'ün her şeyi, kraliçesi. ana kraliçe arı diyorum ben ona. Nasıldı Elif Yakarçelik sana gelip Güldür Güldür veya öncesinde? Uygulayıcı yapımcımız. Uygulayıcı Hanım, yapımcımız. Evet. Ne dedi sana? Biz öncesinde de tanışıyorduk. O bir mekanda grubuyla şarkı söylüyordu Taksim'de. Biz pazartesi akşamları oynardık. O pazartesi geceleri çıkardı. Biz oyundan çıkıp ofisten yanına giderdik. Eğlenirdik. Ben de hep en önde kendimi gösterirdim. Ben yok, buradayım. O zamanlar gerçekten bilmiyordum yani. Evet. Şen Yuva dizisi vardı. Şen Yuva dizisinin sonra iki bölümüne beni çağırdı öncesinde. Sonra İnsanlar Alemi varken İnsanlar Alemi'nin bir bölümüne çağırdı. Sonra onun tutunca mayamız. Son dört bölümünde ben onlarla birlikte çalışmış, aynen, oldum. Daha sonra o yaz İnsanlar Alemi sona erdi ve başka bir kanalda Güldür Güldür başladığında ben de devam edeceğimi öğrendim. Karşılıklı uyuştuk yani. Ne güzel bir şey. Aslında seni keşfetti işte. Çok önemli yani, evet, minnettarım gerçekten. Evet. Bizim Aziz Aslan da tiyatro, evet, kılıçta benim oyuncu arkadaşımdı. O da onunla beraber. Oldu. Yani oldun. Sen İbrahim. Evet, ben İbrahim oldum. Yani aslında sen Onur Atilla'sın ama insanlar seni İbrahim diye seviyor. İbo, İbrahim. İbo, İbo, İbrahim hepsi. İbrahim. Dönüp bakıyorum hepsine. İbrahim hepsine bakıyorsun. Peki bazen açıklama ihtiyacı duyuyor musun? Ya benim adım İbrahim değil Onur. Bunu yaşıyor musun? Yani eğer ben çok üst üste o sohbet, ayaküstü sohbette İbrahim, İbrahim varsa abi, aslında adım Onur ama artık İbrahim de diyebilirsiniz. Önemli değil diyorum. Ya onu ben hala sen anlatıyorum. Sen de olmuyordur canım artık. Bende de oluyor. Yeter mi diyor? Yani neden sana yeter diyorlar diye soruyorlar. Senin adın Doğa, biz biliyoruz. Niye yeter? Ben diyorum ki oradaki tiplerin isimleri var. Bizler tip oynuyorduk. Ben de seni örnek gösteriyorum. Diyorum ki Doğa Rutkay'a yeter deniyor yani. Hani anlayalım. Ay yet be. Peki Güldür Güldür'de gerçekten çok sevilen bir karaktersin sen. Masaları yiyorsun, sandalyeleri yiyorsun. Bu mu yani? Havada... Yapımcı sevmez o zaman. Her hafta dekor çıkarıyorum başına. Havada uçuyorsun, taklalar atıyorsun. Herkesi gaza getiriyorsun bir kere ve çok eğlendiriyorsun. Sana Güldür'den de bir kolaj yaptık. Mutlu olacağını düşünüyorum. Bakalım. Bakalım hangi tiplemeleri oynamışsın? Buyursunlar. Günaydın. Günaydın annem. Yavrum tamam. Günaydın babacığım. Be çocuk. Taktın yine bizim peşine getirdin ya. Ne oldu? Niye geldik? Şunu ver. Yüzüme bak, ben konuşacağım. Ne kampa ya sorun. Vallahi bak. Aşkım bak, şimdi beni böyle annenle tanışmaya getirdin. Ben bunu kabul ettim ama... Aklına kötü şeyler gelmesin. Öyle evlilik falan sakın. Çekmiyor buradan dur ha. Alo. Ha. Şu an otobandayım. Öp benim ne karpuzum, ben açım açım anlatamıyorum. Acıktım, maniyle mesaj veriyorum size ya. Çok acıktım, ne yiyeyim ben, bir şey yiyeyim. Niye Zahir, ne kadar kaba sorular soruyorsun, bunlar kim falan? Şevket, misafirimiz var, misafirlerimiz var galiba. Hoş geldiniz baba, yabancı değil ya, bizim Bilal abiler. Hani anlattıydım ya size. Daha farkında bile değil. Kırılmamış, kırılsa da çırpılmamış bir top yumurta gibisin. Masumsun. Ama sana da banacaklar ekmeği Hüseyin. Sahi sen o ayıyı nasıl kaçırttın bro? Ayı mı? Ben onun ayı olduğunu bile fark etmemiştim Bilal. Boyu boyuma, huyu huyuma bir kız zannettim. Hocam, B tipi likit fon benim tipim midir hocam? Yahu bu kadın, bu kadının beyni yemin ediyorum öğlen tatiline çıkmış memur gibi. Cevap vermiyor. Tek bir şey söyleyeceğim sana. Mutant. Şu kız benim eski sevgilim de yani, ama aramızda bir şey kalmadı. Bunlar arabesk rap falan yapacağız diye tutturup duruyorlar. Şşt kız, vallahi yolarım seni. Ama ojelerim bozulur, ellemiyorum. Kız ne oldu? Komple adama. Aa, komple olsun olmuşken. Komple olsun, bitsin gitsin. Ne kadar tutuyor acaba? Komple bizde 30. Tamam İbrahim Hanım. Hayır. Bana bak. Hanım yok. Hanım diyeceksin ya. Bu kadar zor mu arkadaş?
Benim de avcum kaşınıyor. Para gelecek. Herhalde, herhalde. Bu nedir ya? Ama benim kayınçom olur. Çok da zeki çocuktur bak. Çok, vallahi. Ya saç tasarım merkezi derken ben mesela kuaförün olarak senin saçına baktığımda boş bir tuval görüyorum. La pembe gayre kane yemile do katalade do herere do. Hat. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. Sen de bana sorunu büyük diyorsun. Halk arasında büyük sorun büyük tuvalet demektir. Öyle boyun uzun diye halkı küçümseyemezsin. Senin fıçıyla derdin ne lan? Ah, gülme lan. Bana bana. Daha ölmedim bak. Yalancı terbiyesiz. Aa. Sen ölürken niye fıçıları harcıyorsun oğlum? Fıça denilme mi gerekiyor? Gülme lan gülme. Ay Allah. Ne hissediyorsun kendini izlerken? Ya çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Yani bir insanın kendi işini övmesi ne kadar doğrudur bilmem ama bir ekip işi olduğu için, hep birlikte olduğumuz için yani yazarlar yazabiliyor ki biz oynuyoruz. Yönetmenimiz çekebiliyor ki biz oynuyoruz. Siz bana pas, ben size pas verebiliyorum ki yapabiliyoruz. Tabii kendimi izlerken eğlendiğim yerler, güldüğüm yerler oluyor ama çok kendime kızdığım yerler de oluyor. Yani niye bu kadar abarttın? Niye bu kadar işte rol çaldın ya da niye bu kadar yüksek ya da niye güldün falan ama ben dayanamıyorum, ben hepinize çok gülüyorum yani, üzgünüm. Ve bana eğleniyorsun. Çok yani bu çok yani seyirci bunu çok anlıyor biliyor musun? Yani sokakta, burada, orada herkes diyor ki çok eğleniyorsunuz değil mi? Evet. Birbirinizi çok seviyorsunuz değil mi? Yani çok klişe ya, sette çok eğleniyoruz. Elbette zaten oyuncular güzel insanlardır. Bütün setler güzeldir. Yani bu işin tabii ki bir şey kısmı var. Her hafta düzenli olarak belli bir gün geliyoruz. Belli saatler çalışıyoruz, aynen, çıkıyoruz. Aynen. Herkesin gündelik hayatında sıkıntıları, tabii, stresleri, tabii, problemleri olabiliyor. Provalarımız da her zaman coşkuyla şey geçiyor diyemeyiz. Evet. Ama çarşamba akşamları seyircinin salona girdiği ve Ali abin çıktığı ardından bizim başladığımız andan itibaren o 20-30 ile 12 arasındaki o arada dünyayla bağlantımız yok. Yani orası gerçekten ve, böyle mabet gibi ve kendimizi bıraktığımız, çok eğlendiğimiz, coştuğumuz yer. Ve iki şey söylenilebilir. Evet, birbirini çok seven bir ekip, ekip diyorum, kameralarımız dahil. Tabii kaç kişi, 56 kişiyiz. Evet ve birbirine sırtını dayayan bir ekip. Ne olursa olsun onun da karşılığını seyirci, evet, sevgisiyle, alkışıyla veriyor. Başımızdan eksik olmasınlar gerçekten. Sahnede gayet ahlaklı ve... Kesinlikle katılıyorum. Güzeliz, kesinlikle katılıyorum. Nasıl hazırlanıyorsun peki? Yani bu tipler nasıl çıkıyor? Yiyorum ben doğayı. Güzel besleniyorum. Çalıyorsun yani değil mi? İnsanları seyrederek. Değil mi? Nereden topluyorsun bunları sence? Çok şey izledim. Yani okudum da evet bunların da bir faydası oluyordur. Ama oyuncu arkadaşlarımdan da çaldığım şeyler oluyor yani. Birisi bir şey yapıyor sonra çok üstüne gitmiyor. Ben oradan yürüyorum ediyorum. İşte mesleğim bu olunca da şey yapıyorsun. Gelen şeyi, önüme gelen teksti açıkçası... ilk akla gelen şeklinde değil de şöyle de mi olur, böyle mi komik olur, şöyle mi yardımcı olurum, bana böyle yardımcı olsa böyle yaparım da böyle biraz kafa yorarak, kafa yorarak ve danışarak. Danışarak. Meltem'e bir kere, Meltem yönetmenimiz, Meltemciğimiz. Kahramanın Vahiy Özmüş, doğru mudur? Kahramanım çok severim. Babamın bir numaralı aktörüdür. Evet. Onun biraz dönemi Vahiy Öz. Ben çok gülerim. Yani Öztürk Serengil, Vahiy Öz. Hepsi nurlar içinde. Çok gülerim. Çok erken yaşta kaybetmiş. 1969'da vefat etmiş. Çok önemli bir karakter oyuncusu bence. Yeşilçam'da ve Siyah Beyaz filmlerde çok var hayran oldum. Yani Metin Akpınar'ı çok seversin. Evet. Rahmetli Zeki Alasya'yı da çok içinde severim. Yatsın, Zeki ama abi. Mesela bende şey de var işte. Zeki Alasya, Metin Akpınar. Deve Kuşu Kabere. Ya kasetlerini de dinlerdik. Video kasetleri vardı. CD'lerini aldım ettim. Sinem'in bana kuponla biriktirip hediye ettiği Deve Kuşu Kabere seti vardır. Evet, evet, Yasaklar ve Yolu Böyle Aşk Olsun Deliler falan. Şimdi Zeki Alasya, Metin Akpınar deriz. Ama ben rahmetli Nezih Tuncay'a da çok gülerdim. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi... Onun öyle bir konumu ve şeyi vardır ki o oyunlarda, o skeçlerde. O müthiş ikiliyi zirveye taşır. Evet. O zaman diyorum ki bu da yapılmalı. Yani her zaman güldüren, her zaman çıkan ve en çok alkışı alan ve her zaman en son selama çıkan değil. Yani orada o kenarda o lafı çok düzgün bir şekilde
hiç göze batmadan profesyonelce verebilen adam da çok değerli. O da olayım, o da olayım, onu da yapayım, onu da yapayım isterim. Evet, doğru. Sen o yüzden harmanlıyorsun oyunculuğunu da. Yani her zaman gol atmak değil, pası veren insan evet, olmak. Evet, çok severim. Çok yani. Önemli. Ali Sunal'ın hayatınızdaki yeri ne? Yani benden daha mı çok seviyorsun mesela Ali'yi? Ne yalan söyleyeyim. Sana karşı da boş değilim ama onun yeri daha iyi. Ali Sunal'la gerçekten afacanlarsınız, ateşle barutsunuz, kediyle faresiniz, etle tırnaksınız. Çok tatlı bir ilişkiniz var. Tabii zaman zaman bazı görüntülerde veriyorsunuz. Öyle mi? Eyvah, öyle şeyler yani mi? Topladınız? Sergiliyorsunuz, yapıyorsunuz, yaramazlıklar falan ama yapıyorsunuz. Ama şimdi bu yayınlanabilecek şeyler olsun. Yani ona bizim kanalımız karar verir, ona ben karar veririm. Ali abi çok önemli. Buyursunlar, abi. Buyursunlar üstüne konuşalım. Hadi arkadaşlar gidiyoruz, araç hareket ediyor. Tamam gidiyorum, eyvallah. Hadi onu. Abi tamam dur. Evet hadi. Abi geliyorum. Oğlum hadi ya seni mi bekleyeceğiz? Geliyorum. Geliyorum. Bunun gibi daha neleriniz var da bunu tabii ele geçirebildim sizin evdeki şeylerimiz şeyden. Var. Turne yemeklerinde böyle dar masa kapı evet. Bir yer varsa oradan Ali abinin gidip hadi Onur deyip benim geçememem. Evet. Şakamız o. Evet. Bunu defalarca yapıyoruz. Her defasında çok gülüyoruz. Yani senin gibi birkaç kişi daha gülüyor. Onun dışında kimse anlamıyor. Ya ama bizim için çok önemli. Çok, ben çok gülüyorum. Ritüel yani yapmamız evet. Gereken şeyler bunlar. Evet. Bir turnede bu yapılacak. Ya bir turnede sen bir yerden geçemeyeceksin. Ben bir yerden geçemeyeceğim. Evet. Sıkışacağım. O beni ısrar edecek. Hadi diyecek. Çek işte arkadan biri gelip itecek. Çıkamayacağım. Yani ikinizle o kadar eğleniyorum ki. Yani biz, başka de senle, bir, biz de senle çok yani başka bir dil konuşuyorsunuz biliyorum ama bazen anlasam da anlamasam sırf o ortamda olmak çok hoşuma gidiyor. Özellikle dünyayı gezerken biz dünya turneleri. Dünya turnesi yaptım bir kıta gittik ya da Afrika, Amerika duruyor. Dünya turneleri. Turnesi güzel olurmuş. Avrupa turneleri Allah söyletti. Avrupa turnelerinde çok eğleniyorduk. Benim başıma gelen bir şey de var onu da izleteceğim seyircilerimize. Şu yaptıklarını bir görsünler ya bana. Şu eziyetleri bir görsünler buyursunlar. Harika. Burası benim odam buraya. Kimse gelemez. Ya. Kimse gelemez. Çıkın benim odam. İşte bu senin bunu... şımarıklığın ne olacak peki? Ne demek? 20 kişilik kadro var. Ne demek orası benim odam? Baksana ya ne yapacaksın ya, ya işte. Bunlar yani... olmadan... Olmaz ya bunları aynen. Yapmak gerekiyor. Birlikte eğlenemeseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. O yüzden de şımarmak ve doğal olmak en güzeli diye evet. Düşünüyorum. Şöhreti ilk hissettiğin anı hatırlıyor musun? Bir saniye. Ben ünlüyüm ya beni tanıyorlar. Bunu yaşadığın an. Allah. İnan öyle yani o günü o anı hatırlayamıyorum açıkçası. Ya ama kime sorsam hatırlamıyor. Ben hatırlıyorum ya. Ben gerçekten hatırlıyorum. Çok enteresan. Acaba ben niye böyle hatırlıyorum bunu? Sen hatırlıyorsun. Kaç kişiye sordum ki zaten. Ben ilk Aşkım Aşkım yayınlanmıştı. İşte Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın. Layla diye bir karakter oynuyordu. Bilmem mi? Hastasıydım. Evet. Çok seviyordum ve diziyi. Ve çok samimi söylüyorum. Maslak'taki bir şey mağaza. Söylemeyeyim ismini böyle bir depo gibi. Oraya girdiğimde beni içeride bu kız şey dizisinde oynuyor. Evdeki yaramaz kız demiş herhalde. Ve ben böyle şok olmuşum. Ay Layla bu Layla demişler. Ben ünlü oldum diye. Ya günün sahi her şeyi hatırlıyorum aynen. Yani. Çok enteresan. Yani ilk bana oynadığım karakterin ismiyle hitap etmişlerdi. Hmm. Ama kime sorsam hatırlamıyorlar. Yani Güldür Güldür'le olmuştur önemli. Benim. Evet tabii ki. Muhtemelen. Öncesinde evet. Öyle çok uzun uzadıya bir televizyon veya ünlülüğe adım atabileceğim bir geçmişim yoktu. Yapıyordum ama... Şey varmış ya işte İstiklal Caddesi yürürlermiş ya. İstiklal oyuncular bir aşağı bir yukarı. Hani film çıktığı zaman veya tek kanallı dönemde televizyona çıktığı zaman falan. Bende de belki şey olmuştur. İlk zamanlar beni tanıyorlar mı gibi bakmak. Fakat şimdilerde de tanımasınlar da gideyim işimi halledeyim döneyim ya. Eve şeyine geçiş oldu. Tabii ama çok normal. Çünkü ya. Bazen gerçekten insan o ruhta olmuyor öyle değil mi? Tabii. Yani şey bir de hakikaten acelemiz olabiliyor. İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Ama kimseyi geri çevirmiyoruz. Yani çevirmiyoruz. Bütün ekipte evet. De hayran olduğum. Hiç yapmazsın olduğum... sen onu. Yok herkes hepimiz öyleyiz. Aynen. Yani. Yapanlara sinir oluyorum zaten ve ciddi ciddi de tartışıyorum. Hatta otoparktaki abiye de çekimden sonra geleceğimi söyledim. Ona fotoğraf çekti. Buraya geç kalıyordu. Evet onu yapacağız. Onu yapacağız abi. O bizim en büyük ve en mutlu görevimiz. Dünden bugüne de yapıyorum sana. Yani ne dünden bugünden varsa küçücük insan. Ya yani küçücük insan diyorum.
gencecik insansın. Dünden bugüne neler olmuş? Dünden bugüne de acaba neler var? Bir dün bir bugün ne var yani? Ve tek şimdi, bir şey yok. Buyursunlar, buyursunlar. Kalender amca, hayatta bir tek ölüme çare yok. Her şeyin çaresi bulunur. Evet, her şeyin çaresi bulunur. Ama bununki zor bulunur! Bununki zor bulunur! İyiyim, my friend, dostum. Siz nasılsınız? Çok güzel, çok sağ olun. Bizi... ne yaptı, şeyler ne yaptı? Hanım nasıl? Çocuk falan. Hamid olsun, iyiler. İbrahim artık gerçekten canıma yetti ya. Ya İbrahim, ilk gecemiz rezil oldu, farkında mısın? Annemlere gitseydik bari. İlk gecede annemlere gideceğiz. Yeter saçmalama ya. Dur, hallediyorum ben şimdi. Bitti bitiyor yatak, tamam. Şevket abi, ustam, ne olur şu işi hallet. Her şeyimi sana yaptıracağım. Ayakkabımı bile sana yaptıracağım. Takunya ile dolaşacağım, söz. Tamam, merak etme, o iş bende, merak etme. Taze mi? Kendim çıkarıyorum abi, buyur. Kaç para? Yok, istemez abi, afiyet olsun. Sen belediyeye rüsüm ödedin mi burada tezgah açmak için? Vermedik abi. Olmaz, ödeyeceğim. Yo, benim ettim ne yapıldığımdaki, sen ne yaralacaksın abi? Kardeşim, hakkında şikayet var. Aysel teyze, yemin ediyorum genel müdür olacak kadın. Allah kolaylık versin. İnsan tabii akrabalarını seçemiyor. İyidir, iyidir. Anam iyidir benim. İyidir. Ya teknolojisi olsa şu anda aldırır seni. Bir dakika düşüneceğini düşünmüyorum. Ya çoğunun sineması bile yok. Bir tiyatrosu, doğrusu, mağazası. Bursa'da büyüyor, merak etme. Zaten yakında İstanbul'da da yaşayacak, bir yer kalmayacak. Hangi hatlar alalım? Şşt lan bankacı, var mı bildiğin? Kitap al. Kitap al, kitap oku. Aman Allah'ım. Çeşnisi bol gibi. Sakat attan yapılıyor. Sakat at iyidir, iyidir. Sakat attan. Ben seni çok sevdim amca. Sana baba diyebilir miyim amca? Kendine gel dedim sana. Ne oluyor lan? Hem senin gibi bir bey olmak istedim ben. Lan oğlum, vurmasana, acıyor. Vazgeçemezsin. Lan ne vuruyorsun oğlum? Kim yer burası arkadaş ya? Kim yaşıyor lan burada? Siz mi kalıyorsunuz burada? Göz mü kırptı lan bana o? İş atıyor olmasın beyim. Yapmışsın, ne güzel şeyler var, yapmışsın. Var. Şimdi bu yaz Cici Babamı çektiniz. Çektik. Yine bizim ailemizin filmi Güldür Güldür'ün, BKM'nin. Kışın İzleyeceğiz onu. Evet evet. Öyle değil tam mi? Tam ben tarihini bilmiyorum ama kışın olur. O yeni, da, yeni yılda olur. O da severek oynadığım bir karakter oldu evet, galiba. Evet, güzel güzel bir film oldu. Bence dedemin fişi gibi izlenecek bir film daha yaptığımızı İnşallah. Düşünüyorum evet, efendim. Kesinlikle, kesinlikle. Sözlük yazarları seni pek bir seviyorlar. Öyle mi? Evet, enteresandır. Sarhoş taklidi, duruşu, ses tonu ve vurgularıyla tam bir deve kuşu kabarenin Metin Akpınar'ıdır. Okumuş muydun bunu? Evet, bunu görmüştüm. Ne kadar güzel. Hem yetenekli, hem kıvrak zekalı, hem de arkadaş olmak istenilecek kadar güven veren bir oyuncudur. Evet, bak güven vermiyor. Nasıl yanılgılar? Kim yazmışsa bunu nasıl? Yanımda uyumayın, sadece fotoğrafını çekin. Evet, güldürür, çok güldürür. Öte yanda dünyanın en güzel adamıdır, candır, ciğerdir. Bunları kaça yazdırdın? Bilmiyorum, utandık herhalde. Ne kadar dedin bunlara? Bilmiyorum. Yani bunları ne kadar... Yok. Başarılı buldum oyunculardan, şive yapmadan güldürenlerden demiş. Çok enteresan çünkü çok güzel de şivelerin de var senin. Ha, var. Ha? Ha, vardır senin. Oluştu yudum, dur. Ben hiç yapamazken sen çok güzel yapıyorsun. Sana şunu sorsam. Hani böyle aktör stüdyo gibi bir programdasın, düşün. Bir sürü oyuncular seni seyrediyorlar ve sana dedi ki, oyunculuğunun sırrı ne? Ne dersin? Oyunculuğunun, kendi oyunculuğumun sırrı ne diye hoca bana sordu. Kendi oyunculuğumun sırrı. İnanmak ve samimiyet derim. İnanıyorum yaptığım şeye ve bu yaptığım şeyde karşımdaki insana samimiyim. Buyum. Bu kadarım. Yani bu kadarını yapabiliyorum. Süper bir cevap. Asla şöyle bir rol oynamak istemezdim. Hayatımda da böyle bir şey yeri yoktur muhtemelen diyebileceğim bir karakter var mı? Yok, öyle bir şey düşünmedim. Yani oynamak isterim pek çok. Yani her tadı tatmak isterim sahnede veya kamera önünde. Çünkü ne yapabilirsem, neye gücüm yetiyorsa. Çünkü demişsin ki komedi oynayacağım demediğim gibi drama oynamayacağım da demiyorum demişsin. Belki de yıllar sonra bambaşka bir dramada farklı biri olarak da karşımıza evet, çıkabilirsin. Evet, ne güzel olur. Yani...
kimisinin korkusu olabilir. Güldür güldüre yaptığı şey üzerine yapışır mı, başka bir şey yapabilir mi diye. Bence öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi sen inanıp samimi olursan inandıramayacağın kimse yok karşısında. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Hiç öyle bir yanılgı ya da öyle bir fikir geldi mi aklına? Ya ben Güldür Güldür'ün ibosu olarak kalacağım. Hep öyle anımsanacağım. Zannetmiyorum kalacağını. Yani öyle bir şey olacağını. Ama öyle de bilinmek güzel. Ya da öyle kaldın diyelim. Bu benim için bir sorun değil. Yani televizyonda başka bir iş yapmamak da mesela benim için korkutucu bir şey değil. Güldür Güldür umarım uzun sezonlar devam eder. Hep birlikte evet, oynarız, çalışırız. Guldur Guldur da biz yaşlılar olarak. Vallahi ya, 50 sene yazarlarımız hep onu söylüyorum. Yazarlarımız yazmaya devam etsin. Evet, yönetmenimiz çekmeye devam etsin. Ben 50 sene daha oynarım yani. Evet. Elim çünkü çok organik bir iş değil mi? Her hafta değişik bir şey yapıyoruz aslında. Tabii tabii. Çok hiç değil monoton mi? Değil ya. Çünkü seyirci değişiyor yani gelen seyirci. Evet. 500-600 kişi seyirci geliyor. Hepsi farklı tepkiyi bir kere. Tepkiyi direkt o anda alabiliyorsun. Alkış aldığın zaman, çığlık attığı zaman sana seyirci ne hissediyorsun o an? Yani başta utanıyordum biraz. Sonra normal karşılamaya başladım bunu da. Çünkü hepimiz aynı tepkiyi görüyoruz seyirciden. Yani bu bir sevginin karşılığı. Antik çağlardan bu zamana kadar işte bu ve bağırma bir tepki ve sevgi belirtisi. Bunu görmek bilhassa Avrupa turnelerinde müthiş bir özlem giderme oluyor. O böyle bir dalga gibi suratına çarpıyor. 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişinin tepkisi. Şeyi düşünüyorum her defasında. Bu beni bir kötü anlamda bir rockstar yapmasın. Yani ben bundan işte bu şekilde payelenmeyeyim. Bu beni başka bir yere getirmesin. Mental olarak, maddi olarak ben başka bir şeye dönüşmeyeyim. Umarım dönüşmem. Diyorum kendime. Çünkü aslında ne kadar zor bir iş yapıyoruz düşünsene. Ruhumuzu evet, korumaya, edebimizi korumaya, insanlığımızı korumaya dikkat etmek zorundayız. Evet. Ama bir yandan da işin getirilerini de yapmak zorundasın. Ve gerçekten kendini başka bir şekle dönüştürmemeye de çalışmak zorundasın. Evet. Ve sahte de olmamalısın. Sahte yani, de olmamalısın. Aa bakın kesinlikle. Ben ne kadar mütevaziyim, ne kadar alçak gönüllü. Deyip, sizden biriyim gibi deyip de başka o da değil. Başka bir maske takmamak da takmamak çok gerekiyor. Beğenilmediğinde, sahnede alkış almadığında, hiçbir reaksiyon gelmediğinde ne hissediyorsun? Yerin dibine giriyorum ya. Çok kötü. Ama çok sık olmadı öyle bir şey. Ben biliyorum valla. En az 20 tane var dermişim. Bazen deniyoruz. Yani evet, bazen deniyoruz, bir bazen şey deniyoruz. Bazen seyircimiz beğenmiyor yani. Beğenmiyor evet. Olabilir. Bir daha deniyoruz. Fakat şöyle bir şey yazmıştım ben Instagram'da. Ya canım seyirci bir bilseniz aslında sizin bizi bir alkışlamanızın işte bir kahkahanızın aslında bizim için her şeyi değiştirdiğini o anda. Tabii. Hani siz belki seyirci olarak orada otururken şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Aman işte onların umurunda mıyız ki? Hani işte gülüp gidiyoruz işte biletimizi almışız. Çok umurumuzda. Olur mu? Ne demek istersin o seyirciye? Yani biz desteklerimizi de esirgemesin. Esirgemeyin yani değil mi? Destek olalım yani. Biz çocuklarla çalışırken de onlar işte yıl sonu gösterileri yapıyorlar. Bir çocuk sahnede unuttuğu zaman biz öncesinde veli toplantısında velileri söylüyoruz yani. Bu küçük bir çocuk okumayı bile yeni öğrenmiş. Sahnede bir performans sergileyecek. Olabilir. Heyecanlanabilir, kalabilir. Karşısında 200 kişi var ve 7 yaşında bu çocuk. Destekleyin. Destekleyin. Evet. Merak etmeyin. Siz o alkış sesini çıkarırken biz arkalarınızı hatırlatırız. Evet, kesinlikle doğru. Yani aslında çok da farklı bir durum değil. Biz de öyleyiz. Destekleyin, biz yakalarız tekrar sizi. Yani o küçücük bir kahkaha bile değil mi? Bizim tabii, tabii. O oynadığımız rolü daha ama bazen da de bir kişiye muhtaç kalıyorsun işte. Bir kişi gülüyor, ona bakıyorsun. Teşekkürler evet, abi, benim. Teşekkürler abla. Ay evet, sen benimsin falan diye. Ama gülmediğiniz zaman, ay biz daha neler yaşıyoruz orada. Daha kötüsü bizim birbirimize gülüp de seyircinin gülmemesi. Öyle şeyler de oluyor. Evet, ve sen benim gibi, yani dalağa düşük tabir edilen. Bunu yine masada bir oyuncu arkadaşımla konuşmuştuk. Hani dayanamayan, kendini tutamayana biz dalağa düşük diyoruz ya. Sen de gözlerin içi parlar ve insanı güldürürsün yani bir şekilde. Ama ben de gülüyorum işte. Evet, sen de gülüyorsun. Benim de ağız burun kayıyor evet, yani. Evet, aynen öyle. Belki bunun etkisi biraz da şeydir. Evet, tiyatro ahlakıyla, mantığıyla, düzeniyle yapılan bir şov. Bir televizyon şovu. Evet. Açıkçası bir profesyonel bir tiyatro oyununda, aylarca çalışılmış bir prodüksiyonda, komedi de olsa, başka bir şey de olsa,
biraz daha farklı bir konsantrasyon gerekiyor ve evet aslında o dalağa düşürdük o zaman olmayabiliyor. Evet tabii ama ki. Güldür Güldür de biraz o alanımız var. Var var evet. Çünkü bir köşede Ali abi var. Biz karşımızda seyirci de öyle şey öyle dağılmalara, çok öyle kaymalara evet. Şey yapıyor, paye veriyor. Bir de seyirci defoyu seviyor. Yani hatayı da sevip bağrına basan bir evet, seyirci evet. Olduğu için evet, onu biz onun da şımarıklığını böyle. Çok yaşıyoruz. Avcı gibi onu kolluyor. Aynen öyle. Bunlar birisi dağılsın. Da, o onu güldürsün bakayım diye. Kısa bir reklamdan sonra yine buradayız efendim. Güzel 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 güldük, güzel eğlendik. Evet, umarım evet. Seyircilerimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Yarın görüşürüz. Evet. Zaten yorumlarda hepsini göreceğiz az sonra. Biz büyüyüp ustaların yolunda bir şeyler yapmaya çalışırken çocukların da bize öykünmesi çok güzel bir duygu demişsin. Ne güzel çok cümle güzel. Kurmuşum ya. Alın bunu buradan. Ya çok iyi. Alın bunu. Boğacağım ben bunu. Bu Ece Saruhan'la yaptığımız röportaj. Ay Ececiğim. Evet. Ece de biliyorsun bizim kanalımızın evet. Yüzlerinden bir tanesi. Bir sanatsever. O yüzden onu çok seviyorum. Ustalarım, öğretmenim hep böyle o değerlere, o saygılara sahip çıkan birisin. Evet. Güzin Pektaş'tan, ilkokul öğretmeninden bahsettim. Bir kahramanın daha vardı. Bülent galiba. Çatar, lisedeki tiyatro hocam, şimdi abim. Yani 2000 yılından beri bağımız hiç kopmadı. Tiyatro Bahane'nin kurucularından. Bir dönem Tiyatro Kılıç'ın ortaklığını ne yaptı. Ne güzel. Cenk Tunalı var. Yine Tiyatro Kılıç'ta evet, uzun yıllar evet. Birlikte çalıştığımız. İşte sınava girdiğimde kazanamadığım... İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavında karşımdaki hocam Haldun Dormen'le yıllar sonra Don Kişot'ta sahneyi paylaştık ya, tiyatro kendi. Çok değerli bir şeydi benim için. Yani unuttuğum isimler elbette olabilir. Kendi ekibim var. Ama işte bu seni sen yapan o yolculuğundaki dostların bunlar senin evet, hocaların. Şimdi de Tiyatro Pera'yla mezun olduğum okuldaki genel sanat yönetmeni, yazarı, yönetmeni, oyuncusu Nesrin Kazankaya'yla bu sezon Nesrin çalışıyoruz. Hocam. Ne güzel. Onların Hikayesi diye bir oyun hazırlığındayız. Ne güzel. Ne zaman izleyebilir muhtemelen seyirci? Muhtemelen Kasım, Aralık ayında premier yapar. Perdelerini açar. Tiyatro Pera'nın oyuncularına oluşan bir ekip. 1939-42 yılları arasındaki İstanbul'daki azınlıkların hikayesini anlatan. Ne güzel. Tatlı sert. Biraz hüzünlü, biraz eğlenceli. Çok şık bir oyun. Yine Nesrin İsmini Hoca... İsmini bir daha söyler misin? Onların Hikayesi. Onların Hikayesi. Nesrin Kazankaya'nın kaleminden. Sevgiler, selamlar Nesrin hocamıza. Buradan da provaya gidiyorum zaten. Evet, ne güzel, iyi yapıyorsun. Son olarak, yıllar sonra tekrar bir araya gelsek, 10 sene, 20 sene sonra hangi hayallerini gerçekleştirmiş olmak istersin? Çocuğum olsun isterim. Ay evet, ben de istiyorum. Tabii. Halley hala hayatımızda olsun isterim, köpeğimiz. Evet. Mesleki anlamda olgunlaşmış, kendimi izlediğimde çok fazla beğenmediğim tarafımın olmadığı, tatlı tatlı devam edebildiğim, daha fazla sinema filminde yer alabildiğim, farklı farklı pek çok şey oynayabildiğim ve yine sahnede olduğum, yine tiyatro yapabildiğim bir hayatı devam ediyor olmak isterim. Sağlıklı ve huzurlu. Ve umarım hiç ayrılmayız. İnşallah. Hep beraber. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ederim. O tatlı yüzünü bizlerden esirgemediğin için ve seni izlemeye devam edeceğiz. Ben de sizi. Efendim. İyi akşamlar. Sevgiyle kalın.